Efendim Haber Kriter ikinci periyodundayız. Girne Amerika Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Sayın Hüseyin Işıksal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Biraz önce Kıbrıs'ta konuşalım çünkü herkes bu konuyu konuşuyor. Ben de gündeme aldım. 5 Kasım'da Zürih'te Rum KOP'la Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu anlaşması ve burada işte TÜZÜ'nün oy birliğiyle onaylanması. Anlaşma ne getirir ne götürür önce bunu konuşalım, ondan sonra biraz da dış politikaya doğru kayacağız. Tabi bu arada Cumhurbaşkanı'nın endişeleri de var burada. Dış temas yapmasını çok istediğini, işte buradaki futbol federasyonunun, futbolcuların ama haksızlığın sona ermesi gerektiğini, fakat Rum tarafının samimi olmadığını söyledi. Bu zaten hani söylemleri yeni değil gerçi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ne getirir ne götürür? Önce bundan başlayalım istersen. Şimdi son birkaç haftadır böyle kafamda dolaşan bir düşünce var. Zaten yani belki pek çok kişi de bana katılıyordur diye tahmin ediyorum. Bir at koymak gerekirse buna üçüncü yol diyebiliriz. Çünkü maalesef gerek Türkiye'de olsun gerek Kuzey Kıbrıs'ta olsun hep kamplar belirlenmiş durumda. Ve hangi tartışma yaparsak yapalım, kimin ne söyleyeceği çok önceden belli. Yani hiç detaylara bakmadan, tamamıyla böyle bir takım tutar gibi bir argüman geliştirme var. Bu futbol olayı da öyle. Yani bir üçüncü yola çok ciddi bir ihtiyaç var bu ülkenin diye düşünüyorum. Yani üçüncü yol derken şunu, böyle formasını çıkarmış, iki tarafında iyi ve kötü yönlerini söyleyerek eleştirebilecek insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu futbol federasyon anlaşması bir kere yani incelenmesi gereken bir konuydu, tartışılması gereken bir konuydu. Fakat maalesef birkaç kişi dışında ben derinlik göremedim bu tartışmalarda. Hemenden yine aynı beklediğim gibi sanki bir taraf bizim takımlar yarın Real Madrid ile Barcelona maç yapacakmış gibi şöyle bir inanılmaz iyimser bir havada ve buna karşı çıkanları da işte anlaşma istememekle, işte ambargolar devam ettirmek istemekle suçladı. Diğer taraf, daha muhafazakar diyebileceğimiz taraf, onlar da direkt hemenden eleştirel yöne sapıp direkt olarak işte vatan hainiyle falan suçladılar karşı tarafı. Yani bu kadar artık basite inmemesi lazım bu tartışmaların. Hatta anayasal suç olduğunu bile söyleyen. Tabii yani artık yani şunu bilmemiz lazım. Dünyada hiçbir kimse %100 haklı olamaz. Hiçbir fikir, hiçbir argüman %100 haklı olamaz. Yani artık bunlar ortaya konulması lazım. Tabii ki her olguda ben hep öğrencime onu söylüyorum. Yani herhangi bir karar verecekleri zaman bir kağıt kalem alsınlar ellerine. Bir artıları yazsınlar, bir eksileri yazsınlar. Tarafsız bir şekilde. Sonra onları tartışsınlar. Yani bu futbol konusunda da ben bunu ortaya koymaya çalıştım birkaç programda. Yani şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir defa ambargolar artık kabul edilecek noktada değil. Kuzey Kıbrıs halkına uygulanan ambargolar. Ve bu maalesef bizim gibi toplumlarda, ki burada bizim bir hatamız var. Ben hep onu söylüyorum. Yani biz sanki böyle dışarıda bir sürü suç var da bizde hiç suç yokmuş gibi öyle bir psikoloji içindeyiz. Hayır, bizde de çok büyük hatalar var. Fakat yani artık yavaş yavaş bence sonuca ulaşacak noktaya gelmiştik. Neden gelmiştik? Çünkü benim başına beri savunduğum bir argüman vardı ki bunu pek çok kişi de savunuyor. Sporun bir kere siyasetten ayrılması gerekiyordu. Yani KKTC evet tanımayabilir. Evet KKTC 541 sayısıyla hiç tanımayabilir. Evet bir sürü siyasi problem de olabilir bu ülkede. Hatta yolsuzluk da olabilir. Her türlü şey olabilir. Fakat bütün bunlar Kıbrıs Türk halkının spor yapma hakkını engelleyemez. Ve bu argüman çok güçlü bir argüman aslında. Ve biz bunu yavaş yavaş artık Avrupa'da da kabul ettirmek üzere gelmiştik. Zaten bu ani bir gelişmenin arkasında bu var. Yani bunca yıllık verilen bir mücadelenin, bir birikimin bir sonuç alma neticesiydi. Özetliyorum çünkü dediğim gibi çok detaylı konu aslında ama şimdi sorulması gereken soru şu. Peki bizim almamız gereken sonuç bu muydu? Yani bunca yıldır ambargo altında ezilen bir toplumun, anlam planı da evet demiş bir toplumun, gittikçe de gücünü ve argümanını geliştirmeye çalışan bir toplumun her türlü aksaklığa rağmen ulaşacağımız sonuç bu muydu? Bunu mu kabul etmemiz gerekirdi? Ya ben genel anlamında hayır diyorum. Yani biz bunu kabul edeceğimiz nokta bu olmamalıydı. Daha iyisi olmalıydı. Çok daha iyisi olmalıydı. Çünkü şu anda biz farkında olmasak da şu argümanımızı eritmiş olduk. Bundan sonra biz çıkıp işte KKTC spor ambargosu uygulanıyor falan dediğimiz zaman biz hemen susturacaklar. Yani direkt önümüze bu anlaşmayı koyup işte şöyle bir anlaşma vardı. Siz de imza attınız. Hatta yani oy birliğiyle yani bu da bana biraz garip geldi açıkçası. Yani en azından bir oy çokluğu olsaydı diye benim gönlümden geçiyordu açıkçası. Fakat oy birliğiyle yani bu kadar da bizim böyle bir niyetimiz var. Fakat yani anlaşmanın detayına baktığınız zaman ben öyle çok umutlanacak bir madde görmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Neden derseniz bir defa patronun KOP olduğunu biz kabul ediyoruz. Her koşulda.
Yani bütün kriteri koperleyecek ve bundan sonra göreceksiniz. Yani biz burada ben de belki de en fazla çözüm isteyen insanlardan bir tanesiyim. Ben de dışa açılmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halkın psikolojisi çok bozulmuş durumda. Herkes kendini çok iyi sanmaya başladı bizim toplumda. Bu bizim zaten kronik hastalığımız biliyorsun. Şimdi bütün bu noktada ama şunları da görmek lazım. Yani KOP'un tamamıyla onun gücünü kabul ediyoruz. Kriterleri onun belirleyeceğini kabul ediyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, yani herhalde çoğu insan bu teknik konunun da farkına değil. Yani teknik olarak şöyle söyleyeyim ben, benim anladığım kadarıyla. Yani liglerin birleşmesi söz konusu değil şu an. Yani bir 2-3 hatta daha fazla da bir süreç sanılıyor. Şu anda işte İngiltere'de olan, Fransa'da olan bir lig kupası adı altında bir kupa yapılacak. O kupada da işte Rum Türk takımları ortak katılacaklar. Ve o kupanın şampiyonu işte anladığım kadarıyla UEFA kupasına işte üçüncü elemeden katılma hakkı kazanacak. Şimdi biraz da gerçekçi olalım bu noktada. Yani bizim bir Türk takımı bu şartlar altında o kupayı şampiyon olma ihtimali var mı? Yok, samimi söyleyelim. Yani gönlümün tabii ki yani deli gibi istiyoruz ama yani samimi söylemek gerekirse ben şans olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bunu teknik açıdan da ben söyledim. Yani en azından strateji şöyle bir şey yapılabilirdi. Belki tek maç usulüne indirilebilirdi. Çünkü tek maçlara biliyorsunuz bazen ciddi sürprizler oluyor. Türkiye'de oluyor. İşte Pendik Fenerbahçe'yi elemişti falan. Yani belki öyle bir statüyle işte çok büyük bir şans eseri. İşte Türk takımına eşleşiyor. Üst turlarda sizin sahanızda oynayacak tek maçla belki öyle bir şey olabilirdi. Onu da bizim federasyon yetkilileri nasıl bir yani bu kadar bu işi bilen insanlar bunu da kabul ettiremediler ve çift taraflı olduğunu ortaya çıktı. Yani bu da şunu gösteriyor. Her bir maçın bir rövanşı olacak. Böylelikle de bizim yani takımlarımızın teknik olarak şampiyon olma şansı bence çok azalmış oluyor bu statüde. Şimdi bütün bunları aşikarken siz yani işte yani olası arasında yani hiç olmayacak bir şeye bir duaya amin dedikten sonra bu alacağımız tek şey, onu da söyleyeyim. Yani bütün bu anlaşmada, yani ambargo dediğimiz şey bir tek bu. Ancak işte bu turnuvaya katılma şansı. Onun dışına verdiğimiz yere baktığımız zaman dediğim gibi bizim argümanlarımızın tamamıyla çürümesi, artık spor ambargosunun sanki kalkmışmış gibi gösterilmesi ve bunun benzeri birçok şey olacak. Yani gönül isterdi ki dediğim gibi çok daha fazlasını alalım, çok daha iyisini alalım. Ve ben şunu da iddia ediyorum. Göreceksiniz ki yarın güneydeki özellikle fanatik kesimlerin baskısıyla da çok daha böyle bizim hiç hoşumuza gitmeyecek kararlar alacak. Yani örneğin Türkiye kökenli futbolcuların güneye geçişi olsun, diğer pek çok konuda olsun pürüzler çıkarılacak. Bunu da bizzat görecek yani maalesef vatandaşımız. Çünkü ben artık haklıyım demekten bıktığımı sandım. Fakat bunu da görecekler. Futbol maçlarında çıkacak olan kavgaları görecekler. Çok ciddi kavgalar çıkacak. Çünkü buna niye söylüyorum? Çünkü Rumların kendi aradaki maçlarda bile çok büyük olaylar çıkıyor. Türkleri güllerle karşılayacaklar. Ben hiç düşünmüyorum açıkçası. Yani bütün bunlar olacakken dediğim gibi yani bizim elde etmemiz gereken şey bu muydu diye ben kendi kendime çok soruyorum. Zaten eleştirinin odak noktası da bu. Ama en azından oraya gitti başkan. En azından bu çerçeve anlaşmasına ek maddeler koydurması gerektiğini, yani bu kadar da tavizkar olmaması gerektiğini eleştiren çevreler var. Yani eşitlik usulüyla aslında olmuş olsaydı en azından bakın, eşitlik olabilirdi. Güney'in Avrupa'ya gönderdiği 5 tane takım var bugün. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 4 tanesi Avrupa Kupası'na gidiyor. UEFA Kupası'na gidiyor. Yani bu 5 şeyden kontenjanın bir tanesini direkt olarak almamız gerekirdi. Yani benim kişisel görüşüm bu. Ve bunu da gerçekten alabilirdik. Daha iyi şartlarda alabilirdik. Ligler, bizim ligimizin şampiyonu direkt olarak bu kontenjana girebilirdi. Fakat bunların hiçbiri yapılmadı dediğim gibi. İşte böyle daha çok Rumların inisiyatifinde, Rumların karar vereceği bir mekanizma ile aldı. Yani dediğim gibi ben umutlu olmak istiyorum. Gerçekten umutlu olmak istiyorum. Gerçekten bunun iyi bir şeylere yol açmasını umut ediyorum. Fakat yani bunca yıldır edindiğim tecrübe, işte Kıbrıs konusundaki tecrübelerimiz olsun, maalesef beni çok fazla umutlu yapamıyor. Fakat inşallah yanılırım ve güzel hayırlara vesile olur diyelim. Evet, yani bir şekilde futbol birleştirecek mi? Yani futbol birleştirmeyecek bence zaten futbol dediğiniz şey yaşamın ta kendisidir. Yani bizde öyle bir romantizm var. Sanki futbol dünyadan farklıymış gibi algılıyoruz. Öyle bir şey yok. Yani ben bunu hep söylüyorum. Örneğin futbolda neden işte hakem hataları oluyor? Çünkü bu da siyasetin doğasında. Yani insanoğlu objektif yaratılan bir varlık değil. İnsanoğlu hatalar üstüne yaratılan bir varlık. Futbol da hatalar üstüne yaratılan bir oyun. Ve daha çok da nedense bu hatalar hep güçlünün lehine oluyor zaten. Yarın o gün göreceksiniz futbolda da bunlar olacak. Yani futbol dediğiniz şey böyle bağımsız bir şey değil siyasetten ya da diğer dünya konularından. Ondan dolayı yani futbol birleştirecek mi göreceğiz. Yani ben çok birleştireceğini düşünmüyorum açıkçası. Hı hı.
Bu arada tabii hafta sonuna girerken onu da konuşalım. Ondan sonra Türkiye'de ne olup ne bittiğine bakalım. Biraz da İran'a doğru uzanalım. Tamam. Çünkü Türkiye'de epey bir hani oradaki dış politikasını değiştirecek bazı argümanlar göze çarpıyor. Özellikle bu 5+1 ülkeleriyle yapılan şu müzakerelerle ilgili konuları ben gündeme aldım. Hafta sonuna girerken AK Parti dış politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kıbrıs konusuyla ilgili söylemleri, işte buradaki bazı ideolojik grupların, sendikaların bazılarının dünyadaki komünist devletlerde bile kalmadığını söylemesi. Hı hı. Ondan sonra tabii bu konuda sendikaların açıklaması gecikmedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları, değerlendirmeyi? Şimdi her zaman söylüyorum, yani iki şey ayırmak lazım. Yani şimdi bunu bizim zaten öyle toplumsal bir böyle huyumuz var diyelim artık. Biri bizim yüzümüze söyleyince çıplak olduğumuzu, çok gücümüze gidiyor. Hemen savunmaya geçiyoruz. Gururumuzu incitiyor. Gerçekten incitiyor yani sonuçta. Yani işte Türkiye'den birinin bunu söylemesi bizi incitiyor. Fakat biz bunu göremiyor muyuz ki ille dışarıdan birinin söylemesini bekliyoruz? Yani bu ülkede çok ciddi sorunlar var. Sendikalar da bence bir sorun. Neden derseniz hemen söyleyeyim. Bu ülkede özel sektörde çalışan binlerce insan var ve ezilen insanlar var. Ben de bir özel sektör mensubuyum ve bizim bir sendikamız yok. Yani sendika dediğiniz insanlar sadece devlette çalışanın hakkını koruyacaksa zaten orada bir sıkıntı var başlı başına. Öncelikle ben onu söyleyeyim yani net bir şekilde. Ve mecliste de ben hiç bu konuda hiçbir şey görmüyorum. Yani seçim zamanı gelirken işte özel sektör çalışanlara bu sözleri veren arkadaşlar şu anda tabii ki klasik kendi başka işleriyle meşguller. Bu da yani özel sektör çalışanlara bir tokat adeta. Şimdi sendika konusu, yani dediğim gibi iki şey ayırmak lazım. Bir, sendikalar her ülke için gereklidir. Bunu ben tartışmam. Yani demokrasi dediğiniz şey sadece oy vermekle olmaz. Muhakkak sivil toplum örgütlerinin, işte bunun için sendikalar var, diğer örgütlenmeler var. Bunların hepsinin olması lazım. Fakat sendikalar amiyana tabiyle ağ gibi davranmaya başlıyorsa, işte aldıkları ücretler çok inanılmaz astronomik ücretlerse ve sadece kendi güçlerini korumak için artık belli kalıplaşmaya girmişlerse, ki ben bazen öyle görüyorum açıkçası. O zaman sorun var demektir. Ve bu sorun da çözülmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yoksa onun dışında dediğim gibi yani iki şey ayırmak lazım. Birini, yani bu kadar çok sendikada hata oluyor diye de toplu olarak bunları çöpe atmamak lazım. Çünkü sendika bu ülkede çok gerekli. Yani onu hep söylüyorum ben. Dediğim gibi yani bunu ille bize dışarıdan birinin söylemesine gerek yok bence. Bizim kendi kendimize biraz artık çeki düzenlememiz gerekiyor. Bu arada görüntüye baktım ki TBMM, biz şu anda iç politika konuşuyoruz. Biraz sonra o şeye gireceğiz, konuya. Mesela şu da aslında eleştiri aldı. İşte elektriğe zam yapıldı biliyorsunuz. Hı-hı. Ve halkın alım gücü. Bilmiyoruz değil, yaşayacağız zaten. Yani Başbakan da dedi ki memur maaşlarına eşel mobil yansıması yapılacak. Peki özel sektör ne olacak? Az önce onu söylediniz ya. Evet. Yani biz de mesela özel sektörde çalışıyoruz. Evet. İşte %1 oranında hayat pahalılığına bu bir şekilde endekslenecekmiş. Yani baktığınız zaman hani hükümetin icraatlarında da yani sanki bu ülkede sadece kamu çalışanları varmış gibi gösteriliyor. Özel evet. sektörde olanlar da bir şekilde burada çalışıyor. Yani işte bütün zaten problemin başı da bu. Yani ben bugün kiminle konuşsam konuşayım herkesin aynı şeyi söylüyorlar. İşte ne güzel devlete gireyim ben, bütün emekliliğim garanti olsun, işte ömür boyu çalışma şeyim garanti olsun. İnsanlar hep böyle garantiye kaçıyorlar. Ben soruyorum, dünyanın neresinde garanti var? Yani bana bir ülke söylesinler ki o ülkede çalışacak olan kim, özel sektör olsun, devlet sektörü olsun, %100 garanti olan bir iş söylesinler bana, ben de oraya gideyim. Yani hayatın tarzı bu zaten. Yani hayatın her alanda mücadele var. Her alanında iyiler ön plana çıkmak durumundayken bizim ülkemizde biz hep kendimize göre kurallar koyuyoruz. İşte devlettekiler böyle çok rahat yaşayacak. Özel sektördekiler ezilecek. Devlettekiler özel sektördekilere gülecek. Ondan sonra işte istihkam olayı olduktan sonra da birbirimize gireceğiz. Yani gerçekten çok ciddi bir sorun var. Yani kronikleşmiş bir sorun var. Oysa hükümetin özel sektörü teşvik ederek, fakat teşvik ederken de yani çalışanları ezerek değil, yani ona göre bir ayarlamalar yaparak özel sektörünü açması gerekiyor bence. Fakat tabii buradaki özel sektördekilere de bir mesajım var. Yani onların da artık birazcık sağduyulu olması gerekiyor bence özel sektör patronlarının. Çünkü tabii ki herkes para yapmak istiyor. Fakat o para yaparken de çalışanların hakkını alınmaması gerekiyor. Yani çalışanların da mutlu edilmesi gerekiyor. İşte bunu da devletin yapması gerekiyor. Yani devletin özel sektörünü açarken oradaki çalışanların hakkını koruması gerekiyor. Fakat yani devlet mekanizması, biz böyle bir şey görmüyoruz. Tabii bunun ilişkileri çok derine dayanıyor. Yani seçim zamanı olan sponsorlardan tutun bir sürü şeye kadar dayanıyor. Ondan sonra da dediğim gibi bütün konu dönüp dolaşıp işte biz bu soruna nasıl çıkarız'a geliyor.
Bir kesim bunu direkt olarak işte güneyle birleşip onlardan medet umuyor. Yani bütün bu soruların çözümü olarak. Ki ben bunun çok kolaycı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bence üçüncü yol dediğimde işte bu. Yani bugünkü programın adına böyle koyabiliriz üçüncü yol diye. Yani anayasanın hukukun hüküm sürdüğü, kuralların uygulandığı bir sistem istiyorum ben. İlle de birine yamalanmakla bu işin olacağını düşünmeyenlerdenim. Ondan dolayı dediğim gibi yani bütün bu problemler karmaşık bir halde duruyor. Fakat hepsi aslında bütün bu sorunların temelinde yine bahsettiğim bu şey duruyor. Yani biz kendi kendimizi toparlamadıkça, çözüm bulamadıkça birileri bizi bir şekilde himayesine alacak ve bu şekilde biz tartışmaya devam edeceğiz. Hı hı. Evet. İsterseniz biraz dış politikaya bakalım. Hı hı. Çünkü sizin de hani sahanız olduğu için ben bu konuyu gündeme aldım. Gerçi bizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum ama ben buradan bir girizgah yapıp aslında Türkiye'nin İsrail ve Mısır politikasını açılmak istiyorum. Hı hı. Şimdi ortada giderek açılan bir cemaat AK Parti arasında dershane savaşı bir savaş alanına döndü. Gözlemliyoruz. Evet. İşte cemaatin önüne gelen gazeteleri, hükümet yanında yer alan medya savaş açmış durumda. İşte bunun en son örneği bugün ben okudum. Hı hı. İşte bir gazetenin yazarı ortaya enteresan bir iddia attı. İddiaya göre cemaat Gezi olaylarında tam destek verdi. Yani Erdoğan Fortik şeyini, hükümetini yıkmak için. Ve bunu birinci aşama olarak da kabul ediyorlarmış. Evet. Şimdi Geziciler cemaate destek veriyor gibi ama burada dershane konusu söz konusu olmadığı da konuşuluyor. İşte AK Parti'nin İsrail, AB ve Mısır politikaları aleyhine tavrı. Bu gelişmeleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl görmek gerekiyor bunları? Yani bunlar aslında çok derin konular. Yani hiçbir şey böyle basit değil. Bu mücadele de yani cemaatle AK Parti aslında mücadele de kökeni eskilere dayanıyor aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de işte uzun yıllar çalıştım. Hatta işte cemaate yakın diyelim. Üniversitede çalıştım. Yani iyi biliyorum sonuçta çalışma mekanizmalarını pek çok şeyi. Yani cemaate baktığı zaman çalışma mekanizması aslında yani herkes böyle saldırıyor ama yani tabii biz de eleştiriyoruz. Fakat bütün diğer sistemlerle aynı. Yani bugün bir işte masonik gruplar ya da diğer gruplar ne yapmak çalışıyorsa cemaatten şey yapmaya çalışıyor. Bugün kapitalistler ne yapmaya çalışıyorsa cemaatten şey yapmaya çalışıyor. Yani bütün olay belli bir grubun gücü elde etme kavgası. Yani ama bana komik gelen şey şu. Yani bir grup ele geçirdiği zaman hiç şikayet etmeyen grup işte cemaat ele geçirmeye çalıştığı zaman bir anda ayağa kalkıyor. Ben de diyorum ki işte tekrar üçüncü yol. Yani biz cemaatin de ele geçmesine karşıyız. Fakat diğer grupların da aynı şekilde ele geçmesine karşıyız. Yani devlet dediğiniz mekanizma ille de bir gücün elinde olmamalı. Herkesi kucaklamalı, herkesi açık olmalı. Şimdi tabii doğal olarak doğa boşluk tanımıyor. Yani cemaattekiler bir boşluk gördüğü için oraya doldurmaya çalışıyorlar ki bunu doldurdular aslında. Yani çok ciddi bir katılaşmaları var. Amerika'da eğitim gören binlerce üyeleri var ve çok cemaatin de şuna söyleyeyim yani çok kaliteli üyeleri var. Yani akademiden tutun da tıp doktorlarına kadar çok geniş bir yelpaze. İşte polis de şu anda çok etkiler. Bu da ortaya çıkıyor. İşte medyaları var. Pek çok şekilde sistematik bir şekilde ilerliyorlar. Tabii bu doğal olarak AK Parti'nin cemaate uzak olan kesimlerinin tepkisini çekti. Yani bu bir güç savaşıdır, güç mücadelesidir. Bu savaş ne dün başlamıştır ne de bugün başlamıştır. Yani bu çok eskiden beri vardır. Daha önce de Türkiye'de başka grupların mutlak hakimiyeti vardı devlet üzerinde. Ama biz bunu neredeyse biz bir kere görüyordu da görmezlikten geliyordu çoğumuz. Belki de bu kadar basına yansıtılmıyordu. Çünkü basın zaten bunların elinde. Yani kim devleti o ele geçiriyorsa zaten hemen basında ele geçiriyor. Basında onlara direkt yani yalakalık noktasına geliyor baktığın zaman. Tabii ki siz göremiyorsunuz. Yani bunları okumak için böyle satırlarını okumak gerekiyordu. Fakat hep söylüyorum yani teknoloji çağındayız artık ve artık yani ne olursa olsun muhakkak bir yerden bir fikir çıkıyor. Yani siz bir yolsuzluk yaptığınız zaman, hırsızlık yaptığınız zaman, herhangi bir haksızlık yaptığınız zaman siz sanıyorsunuz ki o hiçbir yere duyulmayacak. Hayır, öyle bir çağda değiliz. Yani en güçsüzün bile artık bir interneti var, bir mobil telefonu var. Herkes de paylaşabilir yani sonuçta. İşte onu halde algılayamadı bazı kesimler. Ondan dolayı yani artık bu teknolojinin yarattığı bir özgürlükle biz çok daha hızlı erişebiliyoruz çoğu noktaya. Bütün bu kavgaları net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat dediğim gibi özlemek gerekirse bu bir kavgadır. Bu bir iktidar kavgasıdır. Bu iktidar kavgası her dönem olmuştur. Her dönem değişik aktörler arasında olmuştur. Bu döneminde en popüler demek ki iki aktörü işte AK Parti ile cemaat arasındaki kavga ve doğal olarak da iki taraf birbirini vurmaya devam edecek. Şunu da söyleyeyim de dershane konusu değil. Yani onu da net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bu tamamıyla cemaate atılan bir gol ve çok derin bir gol. Çünkü cemaatin çok ciddi bir para kaynağı geliyor dershanelerden. Sadece para kaynağı da değil. Oradaki yetiştirdikleri gençleri dershanede yetiştiriyorlar. Yani bir adeta bir eğitim merkezinden daha ötesi. Yani bir
bir hayat biçimi öğretiliyor diyelim oradaki gençlere. Ondan dolayı yani o dershane konusu sadece öyle basit bir dershane konusu değil. Çok derin bir konu ve yani ben Türkiye'deki hiçbir hükümetin, bakın altını çiziyorum, hiçbir hükümetin bu kadar cesur davranabileceğini düşünmemiştim bugüne kadar. Çünkü cemaatin işte sadece AK Parti ile yakın olduğunu sananlar çok yanılıyorlar. Onu da söyleyeyim buradan. Cemaatin her türlü partiyle ilişkisi vardır. Her türlü kim iktidara gelirse gelsin de muhakkak cemaat onunla iyi bir ilişkiler kurmayı başarır. Böyle bir yapılanması var çünkü. Yani o konuda yani böyle şey sanmasınlar. Sanki AKP'ye gidip CHP gidince işte cemaatle arası açılacak diye sanmasınlar. Yani bu bence çok cesurca atılmış bir karar. Evet. Tabii. Peki Sayın Erdoğan bu cesareti nereden alıyor gücü? Yani işte esas soru orada. Yani dediğim gibi çok cesur bir hareket fakat bunun arkasında muhakkak bütün bu çarpışmaların arkasında bir uzlaşı gelir. Bütün konularda böyledir. Yani bir alver süreci olur. Şu anda o alver sürecini ben merak ediyorum. Yani biz şu anda bu sanki böyle kavga varmış da kavga sonsuza kadar gidecekmiş gibi moduna girdi çoğu insan. Yok öyle değil. Ben sabırla bekliyorum. Bunun sonunda bir uzlaşı çıkacaktır. Dediğiniz gibi yani Sayın Erdoğan bunun karşısında neler alacak cemaatten onu takip etmek lazım. Bence güzel şeyler alacak. Yani çünkü çok ciddi bir şey. Yani çok ciddi bir hamle yaptı. Dediğim gibi takip edip göreceğiz. Yani satran okumaya devam etmeye çalışacağız. Aslında şu da konuşuluyor. Mesela Erdoğan yüzünü Şangay Beşisi'ne çevirdiği günlerde CHP liderinin Washington'daki ziyareti de çok önemli. Yani 37 yıl aradan sonra bir Bülent Ecevit'ten sonra ilk kez bir işte sol partinin genel başkanı ABD'yi ziyaret etmesi de mesela çok konuşuluyor. Hatta devrim sayılıyor bazı analistlere göre. Evet. Yani baktığınız zaman zaman ve işlenmekten ne kadar değişiyor değil mi? Yani bir zamanlar işte Amerikan emperyalizmini eleştirenler şimdi bugün Amerikan başkanının hayat hikayesinin benzerliğini anlatıyor mesela. Kılıçdaroğlu orada ilginç bir anekdot anlattı. İşte ne dedi? Ben de sıradan bir halkım, halk çocuğuyum, aristokrat değilim. İşte bak gördünüz mü Obama da böyleydi falan diye. Obama da işte böyle bir aileden geliyor diye. İşte hani kimse hayal demezdi, başkan oldu, bakın ben de başkan oldum. Yani bu ikisinin arasındaki yakınlaşma bir yerde cemaate de yakınlaşmayı gösteren bir geri sahanlığı gibi aslında. Bazıları böyle okuyor. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de böyle okuyorum. Çünkü böyle okuyunca da çoğu insan yani şaşırıyor. Çünkü dediğim gibi yani gözlerimiz bizim açılmadı. Yani gözlerinizi açtığınız zaman aslında bütün bu kavganın, bütün bu mücadelenin bir hiç uğruna olduğunu görüyorsunuz. Yani belli insanların sadece güç kavgası, bu para kavgası. Fakat bizim halkımız o kadar bir saf ki böyle birbirini yiyor, birbiriyle kavga ediyor. Bunu akademisyen aslında bile görüyorum ben. Yani körü körüne bir partiyi desteklemek bana çok komik geliyor açıkçası. Çünkü yani artık ilke diye bir şey kalmadı. Ben bunu Kıbrıs'taki seçimlerde de söyledim. Yani sol sağ diye bir şey yoktur. Evet. Bunu tekrar söylüyorum. Fotoğrafın derinliğini görmek gerekiyor. Böyle bir şey yok. İlkeli insanlar vardır. Eğer ille de bir ayrım yapılacaksa ilkeli insanlar vardır, ilkesiz insanlar vardır diyelim. Buna. Yani daha da ağır konuşmayalım. Ama bir ayrım yapılacaksa bu konuda ayrım yapılmalı. Yoksa böyle sembolik eylemlerle işte ben yok şunu götürüyorum, ben işte şöyle protestiyorum, mum tikiyorum, ben helikoptere götürüyorum. Böyle solcu olunmaz. Ya da işte iki tane yürüyüş yapmakla solcu olunmaz. Yani solcu arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Özgürlükçü müsünüz? Soru bir. Her türlü farklı görüşe açık mısınız? Soru iki. Üç, emek konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani emek hırsızları ya da emeğin yücelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bana verdikleri paradoksal cevaplarla da ben kimsenin solcu olduğunu iddia etmiyorum bu ülkede. Yani herkes kendine solcu bu ülkede. Herkes kendine sağcı. Şekilci solculuk diyorsun. Şekilci solculuk, şekilci sağcılık. Yani bunu artık ayırt etmesi lazım ve bunu gören beyinleri de ben yıkmak için uğraşıyorum. Yani hem akademik dünyada hem diğer dünyada. Tekrar altını çiziyorum. Yani böyle hiç böyle şeylere girmesinler. Yani çok güzel okudunuz. Biz de bunu okuyoruz, söylüyoruz. Yani yarın öbür gün CHP cemaatle yakınlaşır. Sırf seçim uğruna, sırf para uğruna, sırf tabii, iktidar uğruna. Seçimler de var. Tabii. Yarın öbür gün yani başka bir parti yakınlaşır. Yani böyle hiçbir şey siyah beyaz değil ki. Yani hep söylüyorum ben. Keskin çizgilerle çizemeyiz. Keşke Şirinler dizisi gibi olsaydık. Yani Şirinler mavi, Gargamel siyah, işte büyük burunlu falan olsaydı keşke de böyle ayırt edebilseydik. Öyle bir şey yok artık. Yani hep söylüyorum en güvendiğiniz insanları bile biraz iki satır derinden okuduğunuz zaman göreceksiniz ne olduğunu. Yani gerçek insanlar bellidir. Yani kariyerle bir yere gelen insanlar, hiçbirinin böyle itmesiyle kalkmasıyla bir yere gelmeyen insanlar bellidir. O insanlar da genelde ezilen insanlardır ama mutlu insanlardır. Bir şekilde kendi adım adım yoluna devam ederler. Onun dışında dediğim gibi eğer siz güç delisiyseniz
güç delisiyseniz, tekrar altını çiziyorum, her türlü ideolojiyle, her türlü grupla, her türlü fikirle işbirliği yaparsınız. Ya bu kadar basittir. Ondan dolayı kimse bize böyle idealist rol biçmesin, hiçbir parti biçmesin. Hiç kimse de hiçbir partinin böyle körü körüne avukatlığını yapmasın. Çünkü dediğim gibi bu tarih bunun milyonlarca şeyle dolu, örneğiyle dolu. Yine konusu gelince yine yüzlerinden birileri getirir. Hele bu çağda çok daha hızlı getirir. Kesinlikle. Yani, anti argümanlar. Evet, ve erişim çağındayız dediğiniz gibi. Hiçbir şey gizli kalmıyor zaten. Kalmıyor zaten ama hala daha bunu algılayamayan arkadaşlarımız var. Ama çok iyi satır arasında iyi okumak gerekiyor bir şekilde. Evet. Şey de aldım ben gündeme. Tabii İran'daki müzakereler falan da konuşuluyor. Onu da bir isterseniz bakalım. Ya. Şimdi tabii 24 Kasım'da Cenevre'de İran'la imzalanan bir ön nükleer anlaşmaydı. Ama nihai bir anlaşma değil ama Türkiye'nin bu anlaşmadan en fazla faydalanacak ülkeler olduğu arasında mesela konuşuluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yani, İran'ın üzerinde kalkacak ekonomik ambargolar Türkiye'nin bir şekilde faydasını getirecek orada. Şimdi ben bunu hep söyledim. Uluslararası ilişkilerde en önemli şey çıkardır. Yani çıkardığınız ne noktadaysa siz o noktaya kayarsınız. Bir de idealizm vardır. Yani idealizmle işte çıkarlarınızı böyle ortak bir noktada ya da yakın bir noktaya düşürdüğünüz zaman da son derece başarılı bir dış politikanız olur. Şimdi ben burada İran gerçeğini anlattığım zaman halka ta yıllardan beri bir kesim sanki beni böyle İran'ın avukatı falan sandı. Oysa hiç işim olmaz benim İran'la. Yani ne rejimini destekliyorum ne şeyi destekliyorum. Fakat ortada ciddi bir haksızlık vardı. Sadece bunu ortaya koymaya çalıştık. Ve ben kendi adıma mutluyum ki söylediğim şeyler her zaman ortaya çıkıyor. Yani 2 yıl sonra çıkıyor, 3 yıl sonra ortaya çıkıyor. Ben ne dedim? İran'daki rejim tamam sorunlu bir rejim. Bunu kabul ediyoruz tabii ki. Fakat ne olursa olsun bu insanlara biraz da yani İran olarak değil de atıyorum ülke ilkesi olarak bakmak lazım. Yani bir ülke düşünün siz. Avrupalılar ve Amerikalılar Saddam'ı üzerine sarmış İranlıların gerçekten salmış. Peki suçu ne? Yani bu insanların suçu neydi? Bütün bu kadar nükleer silahla, kimyasal silahla, biyolojik silahla Saddam saldırdı İran'a. Tek suçu İşte oradaki İslami devrim. Yani başka bir suç yok bu insanların. Yani Şah zamanında İran mükemmel bir ülke. Her şey mükemmel, harika. Şah gidince ülke darmadağın oldu. Yani böyle bir şey yok. Yani ben bu kadar böyle önyargılı olan görüşlere karşıyım. Bu insanlar sonuçta İran. Şunun altını çizelim. Orta Doğu'da kolonileşmemiş sadece iki ülke var. Biri İran'dır, biri Türkiye'dir. Yani bu ayrı bir kültürdür. Bu ayrı bir, yani Atatürk'ün çok sevdiğim bir lafı vardır. Bağımsız benim karakterimdir diye. Bu çok benim en sevdiğim sözlerden bir tanesidir Atatürk'ün. Yani bizim karakterimiz bağımsızlık ama İranlıların da karakteri. Yani bu adamlar da hiç kimsenin boyunduruğu altına girmemişler. Her koşulda ayakta durmuşlar. Demek ki böyle bir de genlerinde olan da bir şey var İranlıların. Araplara da benzemiyorlar sonuçta. Çünkü ya, Arap değiller. Arap değiller ve Araplara da benzemiyorlar bu konuda. Şimdi doğal olarak böyle bir ülke, işte Irak saldırmış, Irak'a karşı başarıyla kendini savunmuş. Daha sonra hiçbir günahı yok kendine. Dünya kadar ambargoyla karşı karşıya kalmış. Peki suçu ne? İşte sen İsrail'e saldıracaksın diyorlar İran'a. Peki ben de soruyorum yani İran modern tarihinde hangi ülkeye saldırmış ki İsrail'e saldıracak? Yani bugün Türkiye-İran sınırı Kasış'ın anlaşması 500-600 önceki bir anlaşmaya da göre dayanıyor. Ve biz hala daha İran'ı dünyanın en büyük tehlikesi olarak görüyoruz. Yani 600 yılda dünyada herhalde 10 binden fazla devlet kurulup yıkılmıştır. Neler neler olmuştur dünyada ve bizim o sınırımız hiç değişmemiş. Ve biz hala daha işte İran'a öcü gözüyle bakıyoruz. Yani artık biraz daha böyle satana okumak lazım. İdeolojiyi böyle üstümüzden çıkarıp atmak lazım. Ve söylediklerim de çok haklı çıktı. Ben o konuda dediğim gibi tekrar çok mutluyum. Neden? Çünkü İran'ın aslında uzlaşı istediği ortaya çıktı bütün bu görüşmelerde. Ve düşünün, İran uzlaşı istiyor, bütün Güvenlik Konseyi uzlaşı istiyor, Almanya uzlaşı istiyor, İsrail'e bakıyorsunuz, hayır diyor ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum. Yani kimin burada şey yaptığı, barışı gerçekten istemediği çok net ortada. Ben bunu hep söyledim zaten. Yani biz burada İsrail karşıtlığı yapmıyoruz. Biz burada sadece Orta Doğu'da barış olması gerektiğini, Orta Doğu'daki barışın da ancak herkesin var olma hakkıyla sağlanabileceğini ve insanlar Şii'dir, Sunni'dir, Müslüman'dır, Musevi'dir diye ayrım yapılmadan herkesin yaşama hakkına saygı duyularak bir anlaşma olacağını söylüyorum. Aksi takdirde bakın, uluslararası anlaşma barış diyoruz biz bazı kesimlere. Bunu Kıbrıs'ça söyleyebiliriz. Yani bazı barışlar olur, bazı anlaşmalar olur. Bütün barışları bitirir.
Yani bunun altını tekrar çiziyorum. Zaten İsrail'in dayatmaya çalıştığı böyle bir anlaşma. Yani Filistinleri ezip eleyip işte İran'ı susturup böyle bir anlaşmaya sürüyse bununla da anlaşma olmaz. Yani bunu zaten Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki periyotta da gördük. Onunla da anlaşmaydı. Fakat o kadar kötü bir anlaşmaydı ki işte Hitler gibi bir adam çıktı ve bu kadar destek aldı. Çünkü çok haksız bir anlaşmaydı. Ben de bunun altını çizmeye çalışıyorum. Yani orada İranlar sırf Amerikan dediğini yapmadı diye, sırf Amerika'nın birebir talimatlarını uygulayan şahı devirdi diye bu kadar çok ambargoya maruz kalması kabul edilebilir bir şey değil. Bizim spor ambargosuna çok benziyor bu biraz da. Evet. Yani biz hep kendimize aksi yapıldığını söylüyoruz ama İranlar'da yapılıyor. Hem de sadece spor ambargosu diyorum. Mesela uluslararası Dünya Bankası'ndan da mesela çok etkileniyorlar. Yani İranlar paralarını işte diğer ülkelere park etmek zorunda kalıyorlar. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani kapalı bir ekonomisi var. Şimdi bakın bu konuda aynen öyle çok büyük ambargo altı ama ben yani şunu açık söyleyeyim. Bazı konuda çok büyük sempatim var. Neden sempatim var? Adamlar bu ambargolar altında teslim olmak yerine durmuşlar kendi arabalarını üretmişler. Durmuşlar kendi uçaklarını üretmişler. Durmuşlar kendi uydularını üretmişler. Durmuşlar uzaya kendi araçlarını göndermişler. Yani her zaman bir çıkış yolu bulmuş adamlar. Yani bu gerçekten çok takdir edilesi bir şey. Yani biz oturup ağlarken adamlar oturup yapmış ve yani bu da gerçekten yani parantezce takdir edecek bir konu. Yani öyle İran aslında bize böyle gösterildiği kadar çaresiz bir ülke de değil. Fakat dediğim gibi bu uzlaşma sağlanırsa Türkiye açısından bakıyorum olaya. Türkiye'nin çok büyük faydası olacaktır. Çok inanılmaz bir faydası olacaktır. Çünkü yani Türkiye'nin diğer Arap ülkeden umduğu o yani işte sözde gelecek olan gelirlerden çok daha fazlası İran'dan gelebilir. Çünkü İran bir doğalgaz zengini bir ülke. Petrol zengini bir ülke. Tedariki çünkü. İnanılmaz yani zengin bir ülke ve kapı olarak da en güvendiği kapı Türkiye kapısı açıkçası. Yani bu yani sadece çıkar olarak bile baksak olaya çok faydası var. Ayrıca kültürel sosyal bağları da aslında birbirine hani tabii ki var. Yani İran'ın bakın İran'ın %40-45'i Azeri. Yani Azeri derken bildiğimiz Azeri'den bahsediyoruz. Tabii, tabii. Yani Türkçe konuşan, işte isimleri Türkçe olan kesimden bahsediyoruz. Türkler de çok büyük. Yani hem kültürel din bağları var hem bir de sempatisi olan bir kesimden bahsediyoruz. Yani bunu da altını özellikle çizmek lazım. Ama tabii İran'da nereden baksanız 45 milyon sanırım değil Yok, mi? Çok daha fazla. Daha fazla. Azeri kökenli var ama orada bir asimilasyon söz konusu olduğu mesela söyleniyor. Ben sürekli Azeri gazetelerine falan medyasına çok yakından... Çünkü Azeriler bunu kazmak istiyorlar doğal olarak ama yani İran'da çok enteresan bir şey var. Bakın biz Türkiye'de bile işte Kürt sorunu olsun bir sorunu olsun yani yıllardır konuşamıyorduk. Şimdi yavaş yavaş halde yani bir sürü problemimiz var. Evet. Fakat İran'da İran kültürü üst kültür olarak kabul edilmiş bir kültür. Tabii. Yani bunun altını çiziyorum ben. Çünkü örneğin insanlar rahatlıkla söylüyorlar. Ben Azeri'yim diyor. İşte ben Kürdüm, ben Türkmenim ama İranlıyım diyor adam. Yani o kadar güzel onu nasıl yaptılarsa hatta o mozaik... Azeri olduğunu söylemeden önce ben İranlıyım diyor. Evet yani Fars. İran kültürünü üst kültür olarak herkes kabul etmiş. Evet. Onun dışında da özgürlükler çok rahat bir durumda. Çünkü oraya giden bir sürü akademisyen arkadaşım var. Ama sizin söylediğiniz çok önemli bir şey. Gerçekten evet. Bunun altını oymaya çalışan Kuzey Azerbaycan'daki tabii. Yani Azeri kardeşlerimiz şeyle Karabağ sorunuyla uğraşacağına yani orada tabii biraz Amerika'nın, İsrail'in telkinleriyle durup İran'la uğraşıyorlar. Oysa Karabağ'la uğraşsınlar. Yani kendi toprakları işgal altında onu Karabağ'la gündeme getireceklerine. Ama Türkiye bu konuda çok fazla yanlarını görmüyorlar farkındaysanız. Yani Türkiye her zaman biraz daha mesafeli, biraz daha şey bakıyor sanki bu olay. Şimdi biz dediğimiz gibi şey... Hani her zaman deyim vardır ya iki ayrı millet yok iki devlet, iki devlet bir millet. Tek millet evet, evet. Şeklinde. Orada biraz sanki çelişkili gibi bir durum ortaya çıkıyor ama Türkiye'de galiba bunu hani kendi iç meselesi, nasıl Türkiye'nin Kıbrıs iç meselesi o şimdi, olarak yani, görülürse evet. Onların da kendi iç meselesi olarak belki görüyorlar. Yani aslında şöyle yani orada da bizim yaptığımız bazı yanlışlıklar var. Bence AK Parti paradigmanın hatası. Yani kendi o komşularla sıfır sorun arasında işte Ermenistan'a yaklaşayım derken bu defa Azeriler biraz kızdırdı olarak. Yani onun dengesi bence çok iyi sağlanamadı. Çünkü yani Türkiye'nin gerçekten ben merak ediyorum Ermenistan'dan nasıl bir çıkar olabilir diye. Yani bence yani oradaki denge tam oturtulamadı. Fakat tabii burada sadece Türkiye'yi suçlamak bence çok iyi olmaz. Çünkü Azerilerle Rusya arasındaki ilişki de beni açıkça çok rahatsız ediyor. Çünkü bir yandan Ermenistan'a her türlü desteği veren bir Rusya var. Öte yandan bir bakıyorsunuz
Rusya ile her türlü anlaşma yapan bir rejim var Azerbaycan'da. İlginç bir şey. Yani gerçekten bana da çok ters geliyor yani bu tür şeyler. Yani hangi Azeri dostumuzla konuşsak her zaman bize karşı çok ciddi bir sempatileri var. O tartışılamaz. Zaten aynı dili konuşuyoruz hemen hemen. Yani pek çok benzer özelliklerimiz var. Fakat bu Rusya'nın etkisini bir türlü kurtulamıyorlar. Yani kıramıyorlar. Tabii Rusya'nın etkisi oldukça da doğal olarak Türkiye ile Azeri arasındaki o beklediğimiz yakın ilişkiler olmayabilir. Fakat yani demek ki bu diplomasi ya da siyaset konusunda sadece biz sınıfta kalmıyoruz. Yani buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Çünkü yani koskoca Azerbaycan devleti bu kadar petrol olan, bu kadar doğalgazı olan bir devlet nasıl orada bir Karabağ konusunda bile yani Rusya'yı hizaya getiremez. Karabağ konusunda diyorum. Bakın yani Rusya'yı hizaya getirmek derken koskoca Rusya'dan bahsetmiyorum ama Karabağ konusunda olsun hizaya getiremez. Yani gerçekten akıl alır gibi değil yani sonuçta ama yani dediğim gibi yani o konuda ben biraz daha şeyim. Yani ben hata yapıldığını düşünüyorum. Çünkü düşünün bugün Slavların bir kardeşliği var. Hangi konuda olursa olsun. Örneğin Bosna Savaşı'nda kilise. Yani düşünün Sırplar Boşnakları keserken kilise Sırplar için para topluyordu Rum Kilisesi. Sırf o Ortodoks bağları var diye. Şimdi bu kadar bağları varken biz ne zaman bir Azerbaycan yaklaşmaya çalışsak hemen Turancılık, işte İslamcılık bilmem falan diye. Ha, aynen bu şekilde bizi bölmeye çalışıyorlar. Oysa yani biz aynı coğrafyanın insanlarıyız. Yani biz bir araya gelmeyeceğiz de kim bir araya gelecek? Yani buna böyle bakmak lazım. Kaldı ki bunun dediğim gibi çıkar noktasına çok ciddi getirileri var. Ama yani ben şuna söyleyeyim gerçekten. Yani Azeri gençleri bir sürü öğrencimiz var bizim Azerbaycan'dan. Son derece bilinçli görüyorum. Onu da söyleyeyim. Çoğu da böyle olayın yavaş yavaş farkına varmaya başladılar. Bence Azerbaycan'daki en temel sorunlardan bir tanesi ülkedeki demokrasi sorunu. Ben öyle görüyorum. Oradaki demokrasi biraz daha kök saldıkça, biraz daha ilerledikçe, biraz daha toplumun istekleri üst yapıya dayandıkça bence aramızdaki ilişkiler çok daha iyi olacak. Evet. Bir izleyicimiz bir düzeltmiş. Teşekkür ediyoruz. İran'ın nüfusu 76 milyon demiş. Evet. İşte 40 milyon derken orada biz ama biz Azeri nüfustan bahsediyorduk. Azeri nüfustan bahsediyoruz. Evet. Ama tamamı 76 milyon. Demek ki Türkiye nüfusu. Aslında 76 milyon değil daha fazla. Değil mi? Yani 80 milyondan 80 milyona yaklaşması. Yüz ölçüm olarak da Türkiye'den daha büyük topraklara sahip. Tabii. Evet. Aslında konuşacağımız başka konular da vardı. Özellikle İsrail ABD Kongresi üzerindeki mevcut etkisi biliyoruz. Hani kırılamayan bir eti gibi gözüküyor ama hani bu Amerikan iç politikası olarak bir faktörü olarak hesaba katılabilir mi? Hani günün birinde bu şey 5+1 müzakerelerle ilgili sormak istiyorum. İki cümleyle isterseniz. Var tabii ama yani şunu söyleyeyim. Yani Amerika yani biz hep dışarıdan böyle şey gibi görüyoruz. Hep belli insanların elinde diye. Yok öyle bir şey yok. Yani Amerika'da bugün Müslümanların gücü de çok çoğalmaya başladı. Orada işte buradan selam gönderiyorum. Ali Çınar arkadaşımız var. Türk Denekleri Genel Başkanı. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani oradaki Türkler de bir araya gelmeye başladı. İşte Türklerle Azeriler çok yakın çalışıyorlar lobi çalışmalarında. Yani Amerika aslında bir şey, bir arena. Yani siz eğer organizeyseniz, güçlüyseniz, fikirlerinizi doğru ortaya koyarsanız herkesin bir asla fikri çıkabilir. Ha bugüne kadar bunu İsrailler çok güzel kullanmış. Fakat bu demek değildir ki her zaman bu şekilde gidecek. Yani zaten biz ille de İsraillerle düşman olmak zorunda değiliz. Onu da söyleyelim yani ortak çıkarlarımız açısından. Bu noktada yani ben Amerika konusunda öyle çok umutsuz değilim. Yani Amerika dediğiniz gibi bir fenomen aslında. Yani bir bambaşka bir yapılaşma var orada. Fakat ortaya çıkan dış politika halktan biraz kopuk olduğu için bence biraz da sorun yaşıyoruz. Ama dediğim gibi yani o konuda öyle çok da ben yani birebir işte İsrail etkisi olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası Amerikan Kongresi'nin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Kolay gelsin. Sağ olun. Değerli izleyenler programın sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra 19 Ana Haber bülteninde yeniden karşınızda.